Herkese merhabalar. Beform Online İrlanda'da eğitim fuarından herkese hoş geldiniz diyoruz. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim'den Şevval ismim. Bugün günün aslında fuarın ilk seminerini İrlanda'nın Cork şehrinde yaşayan iki öğrencimizle söyleşi şeklinde gerçekleştiriyor olacağız. Bu tarz söyleşilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle İrlanda denildiğinde artık Türkiye'de çok iyi bir bilinirliğin olduğunu düşünüyorum. Dublin, Cork, Limerick, Galway gibi şehirlerin öğrenciler tarafından ismen veya genel içerik detaylarıyla bilindiğini ama esas merak edilenin neye göre tercih yapacağınız olduğunu düşünüyorum ve bu konuda orada hali hazırda eğitim alan öğrencilerin görüşleri hepimiz için çok çok önemli. Bizler için de aynı şekilde. Şu anda yayın tarafında arka tarafta bizleri Griffith College'ın Cork kampüsünde hali hazırda dil eğitimlerine devam eden ve orada çalışan Ruken ve Aziz bekliyorlar. İsterseniz onları da yayınımıza alalım ve söyleşimize başlayalım. Sizlerin de onlara yöneltmek istediğiniz sorular varsa mutlaka bizimle chat kısmından paylaşın. Yine yetiştirebildiğimiz kadar çünkü kısa bir yayın olacak. Öğrencilerimiz işten izin alarak bizlere eşlik ediyorlar bugün. Ama daha fazla sorularınız olursa bizler yine belki ekstra bir yayın daha organize edebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımı isterseniz ekrana alalım. Hoş geldiniz. Öncelikle ikinizle de ne kadar gurur duyduğumu anlatmakla bitiremem diye düşünüyorum. Her ikiniz de Aziz Bey aynı şekilde Rukencim sen de öyle. Ruken benim çok eski öğrencim. Daha önce İskoçya'da bir eğitim planı organize etmiştik ve bu sene İrlanda'da eğitim almak için tekrardan bir hazırlık yaptık ve şu anda orada. Aziz Bey ise birazdan bahseder. Yoğun tempolu bir yurt dışı eğitim süreci vardı. Daha öncesinde Work and Travel yapmıştı. Avustralya'da bir vize reddi süreci vardı. Bunu ben açık yüreklilikle söylüyorum çünkü başka ülkelerden ret alan öğrencilerin de böyle akıllarında sorular olabiliyor bu süreçlerle alakalı. Dolayısıyla da mümkün mü, değil mi diye şu anda o da yine Cork'ta. Her ikisi de Griffith College'da. Fuarımızda da standı bulunan Griffith College'ın Cork kampüsünde eğitim alıyorlar. Ben her ikisiyle de önce biraz sohbet etmek istiyorum. Kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Ladies first deyip Ruken'le başlamak isteyeceğim. Aziz Bey'den de müsaadesini rica ederek. Ruken'cim nasılsın? İyiyim Şeba'm. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok sağ Ben ol. de çok Biraz iyiyim, çok kendinden sağ ol. Biraz bahsedebilir misin? Genel sürecinden nasıl karar verdin oraya gitmeye? Türkiye'de ne yapıyordun? Nasıl ne bir süreç yapıyordum? seni bekliyordu Nasıl ve bir süreç seni neden bekliyordu? Cork'a gitmek istedin aslında? Birçok öğrenci başkente gitmek istediği bir dönemde sen Kasım döneminde aslında kararı Eylül döneminde aldın. Vize geldi ve sonrasında gittin ama o süreçte karar verme noktasında nasıl bir gerekçeyle şu anda sen Cork'tasın? Biraz bana bunlardan bahsetmeni rica edeceğim. 27 yaşındayım. Türkiye'de gastronomi okudum. 8 yıl işte belirli kafelerde, bakerylerde, restoranlarda pasta şefliği yaptım. Öncesinde İskoçya'ya gitmiştim. 6 ay orada kalmıştım. 2009 senesinde sonra İstanbul'a geri geldim. Ankara Anlaşması'na başvurdum. 8 ay sonra sonuç aldım. Red aldım. İtiraz ettim. İtirazımdan henüz bir sonuç çıkmadı. Sonra daha nereye başvurabilirim diye düşündüm. Çünkü İngiltere'den red almıştım. İngiltere'den red almak işte diğer başka ülkelere başvurmak için biraz şeydi, riskliydi. İngiltere'ye başvuramadım. İrlanda'ya başvuru yaptım öğrenci vizesiyle. Şimdi Cork'tayım. Griffith College'da okuyorum. Buraya Ocak ayında geldim. 8 Ocak'ta geldim. 2 aydır buradayım. Çalışıyorum. Geldiğim ilk hafta iş buldum. İkinci hafta işe başladım. Onun Dur, çok dışında hızlı burada gittim, bir dakika. aile yanında kalıyorum. Aslında benim en çok merak ettiğim şey, bizi izleyenlerin de en çok merak ettiği şey şu. Sen Cork'a gitmeye nasıl karar verdin? Biraz sanki kararı bana bırakmış gibi olduğunu, sanki ondan oraya hızlı geçtin ama ben senin aklındaki hani o ben sana bir şeyler anlattım, sen araştırmalar yaptın. Bu yolculuğa çıkarken etrafında arkadaşların da vardı eş zamanlı karar veren. Ama hani senden özellikle o kısmı dinleyebilirsem süper olur. Bulmak benim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Tamamen tekrar İngiltere'ye gitme isteği vardı bende.
Ama red aldığım için Ankara Anlaşması'ndan dolayı hiçbir şekilde öğrenci olarak başvuramıyordum. Çünkü kalıcı olarak orada kalacağım anlaşılacaktı Ankara Anlaşması'na başvurduğum için. Yani benim bir yere başvurmam lazımdı. Orası da İrlanda oldu. İşte sizi aradım, konuştuk. Hani ne yapabiliriz diye. İngiltere olmuyordu. İşte risk de vardı. %50, %50'ydi benim onay alabilme şansım. Ama işte Şevval Hanım güzel bir dosya hazırladı. Ben hani son ana kadar çıkmaz diye düşünüyordum zaten. Sonuç olarak kalıcı olarak orada yaşayacağım. Anlaşılacak. Ankara Anlaşması'ndan red aldığım dosyayı da koymak zorundayım. Çünkü İrlanda ve İngiltere'nin bir şeyi var. Yani prosedür olarak resmi işlemlerde şeylerini görebiliyorlar diye biliyorum ben. Siz de öyle Her söylemiştiniz. ikimizin de Ben son ana kadar önceki red vizelerimizden var. bahsetti. Yani bu bizim için Bahsettik önemli onlara ileride. bir. Sonrasında Ekim 15'te başvuru yaptım. Aslında ilk başta Dublin'e gidecektim ben. Ama Dublin'de müthiş bir konaklama sıkıntısı vardı. O dönemde de vardı Ekim ayında. Ve çok kalabalıktı. Ben biraz daha sakin bir şehir istiyordum. Ama korkum kadar sakin olabileceğini düşünmemiştim. Bayağı sakin bir şehir. Ve daha bakir Dublin'e göre. Dublin'de karar kılmıştım ama konaklama sıkıntısından dolayı Cork'a dönüş yaptık. Cork için başvurdum. Ekim 15'te başvurdum. Kasım 18'de onayım geldi. Ama ben 2 ay sonra buraya geldim. 8 Ocak'ta geldim. Çünkü geleceğim dönemde işte Christmas dönemiydi. İşte ev sıkıntıları vardı. Easy City'den yer ayarlamıştık biz. İşte yoğunluktan dolayı yer bulamadık falan. Sonra host family'ye karar verdik. 2 aydır host family'nin yanında kalıyorum. Yani okul bitene kadar da çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Konaklama sıkıntısından dolayı burada kalacağım, yani host family'nin yanında kalacağım. Hatta şey, onu da söyleyebilirim yani. Sonrasında işte konuştuk mesela host family ile. Burada kalmak istediğimi söyledim 8 ay boyunca. İşte kirayı mesela düşüktü. Daha uyguna kalıyorum. Ondan sonra öyle. Yani okuldan memnunum. Hocaları iyi. Ben A1 seviyesinde başlamıştım. 2 haftadır A2 seviyesinde, A2 sınıfındayım. Güzel gidiyor. İyi. Bir sıkıntı yok. Böyle. Sen burada gastronomi okumuş biri olarak Kork'a gittiğinde iş bulmakta zorlandın mı aslında? En önemli soru bu. Birazdan Aziz Bey'e de aynı soruyu yönelteceğim. Ya ben hiç iş bulmada zorlanmadım. Zaten buraya geldim. Hürkan'cığım sesini alamıyoruz şu anda ama bir mikrofonunu açabilir misin? Açık ama açık. Geliyor mu Şu an sesim? açıldı. Açık mı? Allah Allah. Açık değil mi? Devam edebilirsin. Sıkıntı yok. Şu anda alıyoruz Devam sesini. edebilirsin. Sıkıntı yok. Şu an böyle sesim. Ben ilk haftamda okula gitmedim. Online zaten ders. O ilk hafta boyunca CV dağıttım. Restoranlara CV dağıttım. Indeed'den CV'mi gönderdim birçok yere. İlk haftamda birkaç yerden dönüş aldım. İkinci haftamda da bir restoranda işe başladım. Haftanın 5 günü gidiyorum. Haftada 40 saat çalışıyorum sanırım. Bazen bu 40'ın üzerine çıkabiliyor ama çok nadir. Sırlarını Okuldan sonra döktün yoksa gidiyorum. inşallah yetkinlerin. Geliyor mu Böyle. benim sesim sana? Sizin sesiniz çok kesik geliyor. Tamam, sıkıntı Ben yok. hiç Bu arada alamıyorum. Rüken şu anda Geçit Kalış Kork Kampüsü'nün önünde. Oradan katılıyor bize. Ama benim çok özel bir konum daha var. Şimdi sıra Aziz Bey'de diyeyim.
Aziz Bey'in hikayesi şöyle özel benim için. Daha önce yurt dışı eğitim tecrübesi, yani yurt dışı çalışma tecrübesi olup aslında etrafında da bu konuyla alakalı tecrübeli olduğunu düşündüğüm, daha önce İrlanda'ya gitmiş ulaşabileceği çok fazla da kontakları vardı. Dolayısıyla da onun Dublin yerine Cork demesi nedenleri ve oraya gittiğinde ne hissettiği ile alakalı da ben geri dönüşleri almak istiyorum. Birazcık Aziz Bey'i tanıyalım efendim. Mikrofonlarınızı açınız. Merhabalar öncelikle. İsmim Aziz. 24 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Üniversitedeyken bir work and travel deneyimim oldu. Ondan sonracığıma yurt dışına çıkma isteğim hep vardı. İlk önce Avustralya'yı denedim. Ret aldım. Korona döneme girdi. Bekledim. Ondan sonra Şevval Hanım'la tanıştık. Şevval Hanım'la tanıştıktan sonra çok gidip geldik. Malta mı? Olmayacağını anladık. İrlanda'nın daha iyi bir seçenek olduğunu anladık. Kapalıydı. Bekledik. Bekledik. Sonunda da güzel oldu. Benim bir sözüm var, şey diyorum, sabreden derviş muradına erermiş diyorum. Sizin hikaye diye aslında pandemi sürecinde yurt dışı eğitimi düşünen ve gerçekleştirmeye çalışan her öğrencinin hikayesi biraz böyle. Ama siz de dediğiniz gibi yani biraz şanssızlıklar da olmuştu öncesinde. Ben bu arada çok memnunum. Yani her öğrencinin bence bir en iyi gidebileceği yer diye bir kavramı var. Sizin için de o yer Malta değil, İrlanda'ydı bence. Ama tabii ki hani onu sizin şu andaki tecrübeleriniz daha iyi zaten gösteriyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle yani. Siz olmasaydınız o zaman zaman zarfı içerisinde belki Malta'ya gidecektim. Ama doğru yönlendirmelerinizle İrlanda'nın daha iyi olacağına karar verdik ve bekledik. 2-3 ay. Ondan sonracına başvurduk. Memnunum korktu olmaktan. Bence ben Rüken'e katılmıyorum. Çok sakin bir yer değil. Kişiye göre değişiyor bu. Gereken her şey var. Biraz küçük, evet, katılıyorum Dublin'e göre. Ama her şey yeterince var. Fazlasıyla hem de. Ben daha çok sakin yerleri seviyordum. O yüzden korkun en iyi seçenek olacağını düşünüyordum. Tabii ki de Dublin'de olmamak şu yönden iyi. Tabii ki konaklama sıkıntısı orada çok var. Burada yok diyemem. Burada da tabii ki de var. Çok fazla Türk olduğunu biliyordum Dublin'de. O yüzden seçmedim. Yani her türlü her kararımda korktu olmaktan mutluyum. Süper. Sizin bir iş bulma hikayeniz var. Onu ben dinlemek istiyorum. Burada bir kez daha herkes duysun diye. Yani şöyle bir taktik benimsemiştiniz falan. Onu böyle Evet. anlatırsanız süper olur bence. Güzel bir hikayeydi o. Şimdi herkes burada iş bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım, nasıl olacak? Ben de kendimce daha farklı bir yola gittim. Herkesin hikayelerini dinledim. Herkes ilk gittiğinde hemen CV veriyor ve internetten başvuruyorlar, geri dönüş bekliyorlar. Benim öyle bir zaman zarfı içerisinde kısa zamanda halletmek istedim. Ondan sonra gözüme bir restoran kestirdim. Şu anda da oradayım zaten. İlk önce CV'm vardı ama gittim, ilk önce konuştum. CV istediler benden. Biliyorum çünkü ben de burada çalışırken çok şahit oluyorum. Herkese de öneriyorum bunu. CV alıp biz kenara koyuyoruz. Daha sonrasına bakmıyoruz. Sadece tamam, bakacağız, arayacağız sizi diyoruz. Aynı Türkiye'deki sistem gibi. İhtiyaç olunca oluyor ama ihtiyaç olduğu zaman da yeni bir insan geldiğinde zaten onları tercih ediyorlar. Ben de o yüzden CV'mi vermedim. Öbürkü gün yoldan geçerken uğramış gibi yaptım. Hep kendimi hatırlattım yani. Üçüncü günde CV'yi getirdim. CV'yi getirmemiştim falan. Yani sonra şansıma patronla da tanıştım. Gerek yok CV'ye dedi. Numaramı aldı. Akşamına mesaj attı. Yarın sana ihtiyacım var diye. Yani geldiğimden 3 gün sonra iş buldum aslında. Yani sadece verip CV'mi beklemedim. Çoğu insan öyle yapıyor. Yani geri dönüt olanlar tabii ki de oluyor ama yüzdelik bakımında biraz daha az. Bunu hem kendim şahit oldum hem de yaşıyorum. O yüzden benim taktiğim buydu. İşe de yaradı.
Süper valla şöyle de bir durum var tabii ki hani 3 günde iş buldum iddialı hani şuraya bir manşet hani ama burada hani şimdi insanların aklına hep şu soru geliyor 3 günde iş buldu tamam da hani İngilizce seviyesi iyiydi o zaman kendini o zaman orada iyi anlattı ifade etti. Sizin gittiğinizde okulda yapılan sınavda İngilizce seviyeniz ne çıkmıştı? Şöyle, yani benim Amerika maceram olmuştu zaten, bunu da bahsettik. Ben oraya çok bir şey bilmeden gittim ve aslında hiçbir kuralsız, sadece bir özgüven vardı. Sadece ağzımdan her şey çıkıyordu ve konuşabiliyordum. Ama yanlıştı tabii ki de. En önemlisi o zaten. Ben de onu geldiğimde biraz daha deneyimim olduğu için sadece ağzımdan çıkabildi ve konuşabildim. A2 seviyesinde başladım. Şu anda B1'im okulumda. Yani arkadaşlar inersin, o kadar da iyi bir İngilizcem yoktu. Sadece kendimi anlatabilecek, deneyimlerimden bahsedebilecek kadar vardı. Restoran alanını seçtim. Çünkü deneyimim vardı. Ve seçtiğim yerde de sadece mutfakta çalışmıyorum. Aynı zamanda fast food restoranı olduğu için insanlarla diyalog kurabileceğim. Bazen o sipariş alıyorum, sipariş hazırlıyorum. Aynı, yani sadece mutfak içi değil, her türlü alanda çalışabileceğim bir yer seçtim. Sadece çalışmak için çalışmadım. Yani çalışmak için bir yer bulmadım. İki türlü de benim için en iyi faydalı olacak yere buldum. Yani arkadaşlara söyleyebileceğim tek şey, iş çok kolay bulunur. Sadece seviyelerinden korkmasınlar. Sadece istediklerini belli etsinler. Yapabileceklerini göstersinler. Ondan sonra zaten dil kendiliğinden gelişecek. Ve kendine güven de çok önemli. Yani anlattığınız hikayede benim çıkarımım o. Özgüven ve çekinmeme. Yani artık oraya ben her öğrencime şunu söylüyorum. Size de söylemişimdir. Hani indiğiniz andan itibaren nasıl bir karakter çizeceğiniz ve nasıl bir hayat şekillendireceğiniz size bağlı. Çünkü sizi kimse Öyle. tanımıyor. Dolayısıyla da o yeni hayata başladığınızda o özgüvenle tüm kapıları korkmadan çalabilmek bence en büyük mesele. Kendi kişisel yaşantınızda da bu böyle. Birçoğunuz belki farkında olmadan aslında çok büyük imkanlar içerisinde yaşıyorsunuz şu anda. Yani her şekilde kendiniz için çok iyi bir adım attığınızı ben düşünüyorum. Peki okul kısmına biraz gelmek istiyorum. Bu iş tabii ki work and study Türkiye'de biraz daha son dönemde işin çalışma kısmı ve kazanç kısmı da öğrenciler tarafından çok fazla tercih ediliyor ama okul konusunda özellikle çok fazla sanki işin içeriğine bakılmadan karar veren bir öğrenci grubu da var gibi hissediyorum. Buradaki öncelikler konusunda da bence daha fazla okullarla alakalı konuşmaya ihtiyacı var herkesin. Siz şu anda Tabii. eğitim aldığınız okuldan memnun musunuz? Onu sormak istiyorum. Yani genel olarak sisteminiz nasıl? Size yeterli geliyor mu gördüğünüz ders saati? Siz şu anda aslında yarı üniversite, yarı dil okulu olan bir kurumda Evet. eğitim alıyorsunuz. Ama Korkun genel okullarına da baktığım zaman ve birçok okulda okuyan arkadaşlarınız da olduğunu bildiğim için bu soruyu da bir sormak istedim ikinize de. Ben okuldan aslında memnunum. Tabii ki de ilk başta bunu normal olarak söyleyebilirim. Yani üniversite daha iyi bir ortam, daha iyi sosyalleşebileceğimi düşünüyordum. Tabii ki de üniversite öğrencileri var ama tam bir hayal ettiğim ortam yoktu. Eğitim kalitesi tabii ki de diğer arkadaşlarımla konuştuğuma göre daha iyi. Daha iyi. Onun haricinde söyleyebileceğim, hocalar çok ilgili. Okuldan daha fazla şey bekliyordum aslında. Ama tabii ki herkese göre değişiyor. Ama söyleyebileceğim, diğer okullara göre arkadaşlarla ediniyoruz tabii ki. Türklerle tanışıyoruz burada. Benim okulumun daha iyi olduğunu onlara göre kendimce söyleyebilirim. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Haftada 5 gün gidiyorum. Sabah gidiyorum 9.30'dan 1'e kadar. Tabii ki de daha fazla olmasını isterdim. Yani bu galiba öyle bir seçenek de var Var. gelirken buraya. Daha fazla olabilir. Ama tabii ben şuna inanıyorum. İngilizcenin sadece Şuna sınıfta inanıyorum. değil, hayatta konuşarak daha iyi gelişebileceğini düşündüğüm için okul sadece bir destek faktörü. O yüzden okulumdan aslında memnunum.
iyi bir seçenek yaptığımı Gider düşünüyorum. giderken döviz kuru tabii daha farklıydı. Şu anda bambaşka bir noktada. Öğrenciler Evet. o yüzden de daha çok en uygun fiyatlı alternatife yönelmeye çalışıyorlar. Bu da haftalık 15 saat 20 ders opsiyonu oluyor yoğunluklu olarak. Ama yani buradan bakınca aslında sürece benim gözlemim şu. KORK'ta tabii ki farklı okullar da var. Dublin kadar çok fazla okul yok tabii ki. Dublin'de çok daha fazla sayıda okul var. Ama sizin de dediğiniz gibi yani bir tık daha bizim Endless olarak da çalışmayı tercih ettiğimiz okulların genel kalitesi böyle aslında. Gerekli akreditasyonlara sahip, uluslararası öğrencileri bir arada barındırabilecek ve birazcık da aslında okulunu sadece Türk öğrencilerden ya da işte X ulusundan gelen öğrencilerle doldurmadan daha dengeli bir şekilde öğrenci alımı yapan ve buna dikkat eden okullarla çalışmaya öncelik vermeye çalışıyoruz. Neticede her işin bir minimum maliyeti oluyor. Burada da bu süreçte Evet. de tabii ki belirli bir maliyet var ama özellikle Griffith College özelinde hani şunu söyleyebilirim. Okulla konuştuğumda hani çok Türk öğrenci bu sefer alırsak bizim eğitim sistemimiz mutlaka ki zarar görecek görüşündeler. Şu anda da zaten ona göre kayıt almaya çalışıyorlar. Hani orijinalinde aslında burası lisans, yüksek lisans için tercih edilen bir okul. Ama Türkiye tarafında hani Türkiye'den gelen öğrencilerin genellikle İngilizce seviyeleri işte A1, A2 düzeylerinde olduğu için yüksek öğrenim hedeflerinden önce mutlaka bu anlamda bir desteğe ihtiyaçları oluyor. Aslında dil okulunun boyutu da bununla alakalı. Ama İrlanda'da şu anda aslında çok beklemediği bir taleple karşı karşıya diye düşünüyorum ben. Yani 1,5 senedir kapalı olmasının bir yansıması bu diye düşünüyorum. O yüzden de yani birkaç ay içerisinde daha da insanlar bu sürece dahil olacaklardır. Yani hem çalışan sayısı anlamında hem okulun imkanları anlamında. Çünkü biliyorsunuz bir pandemi önlemleri süreci de vardı. Geçtiğimiz hafta itibariyle 6 Mart itibariyle aslında bütün pandemi önlemleri tedavülden kalkmış oldu. Şu an ülkeye girerken herhangi bir bilgilendirme formu doldurulması, bir PCR testi veya bir aşı kartı zorunluluğu uygulaması kalmadı. Biraz önce de biz canlı yayına çıkmadan önce Aziz Bey'le St. Patrick's Day kutlamalarını konuşuyorduk. 4 günde tatil yapma kararı almış İrlanda hükümeti ve son yılların en iyi kutlaması olacağı konuşuluyor bu senenin. Çünkü St. Patrick's Day çok çok önemli İrlanda halkı için. 2019'da en son kutlamayı yaptılar. 2020'de o tam Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasının denk geldiği hafta yine onların St. Patrick haftasıydı ama yapamadılar, kutlamalar gerçekleşemedi. O yüzden umuyorum ikiniz de çok güzel anılar elde edersiniz. Mutlaka bu kutlamalara katılın diyordum Aziz Bey de. Rukencim sen de aynı şekilde. Bu arada Ruken biraz bize de Ruken de okulun biraz bize etrafını okulun gezdirme etrafını şansın var mı gezdirme hazır şansım oradayken? var mı hazır oradayken? Var, olur. İçini falan da gezdireyim. Yapışırım da Aynen. içine. Aziz Bey bu arada sizin Aziz mesaiden Bey bu izin arada alarak sizin katıldığınızı mesaiden biliyorum. Eğer ki problem olacaksa sizinle Eğer ki vedalaşabilirim. problem Onu olacaksa söyleyeyim. Ben sizinle Rukan'dan biraz vedalaşabilirim. etrafı Onu söyleyeyim. gezdirmesini Ben rica Rukan'dan edeceğim. biraz etrafı Sonrasında da gezdirmesini zaten rica edeceğim. Sonrasında da zaten kapatıyor oluruz diye düşünüyorum. kapatıyor oluruz diye Okey, o düşünüyorum. zaman benim gitmem daha sağlıklı Zaman olur. benim Rüken'e gitmem daha bırakalım saniye. Çok teşekkür ediyorum Çok vaktiniz teşekkür için. ediyorum. Katılımınız için Ben teşekkür çok ederim. çok sağ olun. Paylaştığınız için Paylaştığınız için tecrübeleri. Umarım her şey tecrübeleri. gönlünüzce Umarım olur. her Bana şey emanet gönlünüzce ettiğiniz olur. Ben arkadaşlarınızı da en kısa sürede yanınıza göndermeye çalışacağım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Okulu Rüken sen gezdireceğim. kamerayı Rüken dışa sen doğru kamerayı dışa doğru döndürebilirsen eğer biraz eğer Griffith biraz kalışta Griffith dolaşalım kalışta seninle. dolaşalım seninle. Aynen ama şu an kamerayı döndüremiyorum. Dışa Tamam. doğru. Niye bilmiyorum. Şöyle döndüreceğim ama şeyi yapamıyorum. Yani çıkmıyor ekranda. Niye bilmiyorum. Belki olabilir, uygulamayla alakalı Belki olabilir. Farklı bir olabilir. kanal Uygulamayla deniyoruz ya alakalı. yayına bağlanmak. Uygulamadan dolayı olabilir mi? Evet, olabilir, olabilir. Aynen. Telefondan da Aynen. bağlanıyorsun ya, hiç problem Telefondan da değil. bağlanıyorsun ya. Hiç problem değil. Aynen. Ama şöyle gösterebilirim genel olarak şu şekilde. Evet. Gözüküyor değil mi? Evet, Burası görebiliyoruz. lise. Evet, Bu taraf bizim okul, kolej kısmı. Burada yüksek lisans ve dil okulu bölümü burası. Bu taraf okulun bahçesi.
Şöyle göstereyim. Şöyle. Merkeze uzaklığı 10 dakika yürüme mesafesinde. Bu taraftan gidiyoruz. İçini göstereceğim şimdi okulu. Gözüküyor değil mi? Evet, görebiliyorum. Evet, görebiliyorum. Tamam. Burası okulun giriş kısmı ve resepsiyon. Bu tarafta yüksek lisans öğrencilerinin sınıfı var. Bu tarafta da bir okuluna İlkenci kamera gelenlerin kapandı ama arkadan bir arama geliyor sanırım. sınıfları var. Şurası Nurken beni duyabiliyor musun? buradaki şurası okuldaki kilit lise. Sınıflar hemen hemen bu şekilde. Sonrasında okulda var. Böyle güneş alan bir sınıf. Bahçeyi görüyor. Rüken, bence yavaş yavaş okulun Bahçesi dışına doğru çıkabilirsin. var. İçeride, aa, çok güzel bir manzara. İçeride Yavaş internet yavaş çok okulun dışına çekemeyebiliyor doğru çünkü sen etrafı gezdirirken. Bu İrlanda'da sıklıkla öğrencilerin yaşayacağı bir detay. Bunu da canlı canlı yaşayarak görüyor şu anda herkes. Ama genel evet. olarak Griffith Manzara. College'ın Evet. çarptaki kampüsü birçok Evet, internet okulla bir sıkıntısı arada, olabiliyor aslında bazen. birçok kurumuyla bir arada. Hem Ama lise etabını gösterdin, hem üniversite tarafını gösterdin. Aynı evet. zamanda da dil okulu bölümünü gösterdin. Orada çok Tamam. tarihi bir binada konumlanmış durumda. Sınıfları gördüğümüz kadarıyla ve aynı zamanda da öğrencilerimiz her zaman web sitesinden de kontrol edebilir fotoğrafları. Havadar, biraz daha geniş. Tüm bunların yanı sıra bahçeyi de göstermiş oldum. Şimdi kampüsünde. Ulaşımı kolay. Senin şu anda ortalama kaç dakika sürüyor okula ulaşman evinden? Bir aile yanında kalıyorsun. Normalde Dublin'de aile yanları minimum 40 dakika mesafede oluyor okula. Bunu bu şekilde adlandırıyoruz. Senin şu anda ortalama kaç dakika sürüyor okula ulaşman? Ben bir de onu merak ediyorum. Rüken, şu anda okulun dışına çıkarken sanırım internet bağlantısı azizliğine uğradık. Tekrardan bir hattan düştü. Olsun, hiç önemli değil. Bu esnada ben bir duyuru da yapmak istiyorum. Griffith College'ın hem Cork hem Limerick hem de Dublin'de kampüsleri bulunuyor. Okay. Ama bu Bugün fuarda düşünüyorum. birçok okulu Tamam. ağırlıyoruz. Ama bu Dolayısıyla da fuarda geldi canım. birçok Tamam. ağırlıyoruz. Ben en son okula kaç dakikada gidiyorsun diye sordum. Onu duyabildin mi? Çok güzel manzaralar gösteriyorsun Rüken. Ha, mikrofonu da Gösteriyor. açarsan Hava sesini da duyuralım. bugün çok güzel. Mikrofonum açık olmalı, Şimdi açık. geliyor sesin. Şimdi geliyor sesin. Şimdi geliyor sesin. Şimdi geliyor sesin. Bugün hava da çok güzel. Yazın daha güzel olur diye düşünüyorum burası. Okul böyle. Valla içimi Valla açtın tepede diyebilirim. Yeşil okul görmeyi özledim. tepede okul böyle korkun tepesinde kaldığı için böyle şehir merkezinden de uzak kalıyor. Normalde yürüme mesafesi 10 dakika şehir merkezine ama böyle çok bakir bir bölgede kalmış. O yüzden çok Üniversite güzel. kampüsü de olunca aynı zamanda Evet. böyle bir Dublin kampüsü de böyle bu arada Griffith'in. Limerick de aynı Evet, şekilde. öyleymiş. Kampüsleri şehir Mesela merkezine yakın ama aslında içeri girdiğinizde başka bir dünyaya giriyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. evet. Çok güzel. Okulun içi de çok güzel, dışı da çok güzel. Özellikle yazın daha güzel olacak diye düşünüyorum. Mesela diğer okullar hepsi merkezin içerisinde ama şey değil. Hani böyle çıkıp nefes alabileceğim bir alan yok.
Hepsi şehir merkezinde böyle gürültünün yoğunluğun olduğu bir yerde ama Griffith öyle değil. Yani korkun tepesinde kalıyor. Hem şehrin merkezini yukarıdan görebiliyorsunuz hem de şehre çok yakın. Böyle. Valla Valla süpersin süpersin. İmkan. Bir fotoğraf çek bize gönder. Sosyal medyamızda da Tamamdır. paylaşalım. İmkan sen İskoçya'ya gittiğin dönemde de şu an Cork'ta da aynı şekilde hep böyle kendi emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan ve bunda çok iyi başaran bir öğrenci oldum. O yüzden Teşekkür de seni ederim. tebrik ediyorum. İnşallah tüm sürecinde, İrlanda'da olan tüm sürecinde böyle devam edersin. Sıkıntısız bir aksilik yaşamadan. Tabii ki kadın öğrencilerimin de böyle kendi ayakları üzerinde durabilir pozisyonlara gelmesi beni çok çok mutlu ediyor. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Herkese katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Rüken ve Azize ayrıca tabii ki gönülden teşekkür ediyorum. Hem vakit ayırdılar hem ellerinden geldiğince tecrübelerini sizinle paylaştılar. Biliyorsunuz tecrübeleri doğru şekilde paylaşmak özellikle sizlerin karar alabilmesi noktasında ve bizim de söylediğimiz şeylerin teyit edilmesi noktasında bizler için çok önemli. Sonuç olarak bizim hedefimiz her öğrencimizin en az şu anda izlediğiniz iki öğrencimiz kadar memnun bir şekilde süreçlerini geçirebilmeleri, yaşayabilmeleri. Eğer ki İrlanda ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz bugün Türkiye saatiyle saat 8'e kadar bizim fuar alanında standlardaki koşturmacamız devam ediyor olacak. Rukiye'nin şu andaki hayat düzeninden ben de birazcık bahsedeyim. Ülkeye gittikten sonra hem iş süreci çok hızlı bir şekilde halloldu, zaten bahsetti. PPS kartı ve GNIB süreçlerini, şimdi GNIB'sini aldı, PPS'ini beraber halledeceğiz. O sürecini organize edeceğiz. Ama İrlanda hükümetinden gelen resmi açıklamayı da, bugünkü açıklamayı da ben buradan duyurmuş olayım. Şu anda GNIB'deki hizmet aksaklıklarından dolayı öğrencilerin GNIB kartları alınmadan çalışmalarına resal olarak da müsaade var, izin var. Rukiye'nin süreci biraz daha hizmet sektörü üzerinden aktığı için biraz daha fazla mesailerde bulunabiliyor. Bununla alakalı bir problem yok. Şu anda bir İtalyan restoranında sabah mutfak tarafında, öğleden sonra servis tarafında görev alıyor. Bildiğim kadarıyla da bir şu anda dans kulübüne üye. Kendi ilgi alanlarını da geliştiriyor aynı zamanda. Tüm öğrencilerimizin süreci umuyorum bu şekilde güzel bir biçimde akar ve devam eder. Rukan, sana çok teşekkür ederim vaktin için, paylaşımın Çok için. fazla kesildi ama Hiç önemli internet değil. çekmiyor sanırım. Niye bilmiyorum. Ben Niye? Çünkü teşekkür ederim. island hayatım. Evet ya. Ya okulun içerisinde de böyle zor çekiyor. Ama böyle, yani gösterebildiğim önemli olan oydu arkadaşlara. Evet. Ben tecrübelerini çok iyi bir şekilde aktardığını düşünüyorum. O yüzden tekrardan teşekkürler. Umuyorum Ben yakın zamanda teşekkür bir ederim. araya gelmek, tekrar yüz yüze görüşmek de nasip olur. Umarım. Tüm bilgi almak isteyen öğrencileri de şu anda bizim seminerimizi sonlandırıyoruz ama standlara bekliyoruz. Hem Griffith Kalış tarafında hem de diğer okulları olan standlarda temsilcilerle görüşüp detaylı fiyat ve diğer süreçlerle alakalı bilgi alabilirsiniz. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. Rükencim, sana da paylaşımların için, katkın için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.